Zil çaldı. Silgiyi bulmalıyım. Olamaz, yakalandım. Bir şey yokmuş gibi davranayım. Dur bakalım Madison. Madem tahtaya bir şeyler çizmeyi seviyorsun, şu denklemi de çözüver. Emin değilim aslında. Kate, yardım et. Bana sorma, ben de bilmiyorum. Gerçekten mi kızlar? Gelin size göstereyim. Parmaklarınızı kullanın. Yani çizdiğiniz parmakları. Her parmağa şu sayıları yazıyoruz. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 7 nerede? Tam burada. 8 de bu parmak. Şimdi bunların altındaki sayıları da boyuyoruz. Toplam 5 parmağımız oldu. Şimdi 5'i yukarı yazıyoruz. Peki kalan parmaklar, bu elde 3, diğerinde de 2 tane var. Bunları çarpıyoruz ve 6 çıkıyor. Ve işte cevap bu. Vay canına, parmaklarımızın bu kadar çok iş yapabileceğini bilmiyordum. Biz de öğretmeniz sonuçta. Yerine oturabilirsin. Of, daha fazla burada oturamam. Hoca bakmıyor bile. Bunu görüyorum, beni kızdırma. Bu kadın da her şeyi görüyor. Çaylak. Yapamıyorum. Şşt, Gabi. Ne oldu? Nerede bu? Yok artık, burada yalnız mı kaldım? Buna senden daha çok ihtiyacım var. Şunu ödünç alayım. Artık bunu huzur içinde okuyabilirim. Cevaplar rahatça anlaşılıyor. Zoe? Neredeyse bitti. Peki o zaman. Aynen kandı. İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. Bakalım hangimiz daha iyiymişiz. Ve işte böyle. Bende bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Bende Wolverine pençesi mum boyalar da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Bende tüp boyalar var. Of! Ona tahammül edemiyorum. Ve tabii fırçalarda. Hiç de havalı değil çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf, iyi fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye, daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma dahice bir fikir geldi. Bir yaprak keçe alıyorum, bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum. Yanına bir sıra daha yapıyorum ve öbür tarafa da 2 sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır. Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala, rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyongu tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Ne oluyor bakayım orada? Bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte. Aman tanrım, evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum. Bu test çok sıkıcı. Ben seviyorum. Sen tam bir ineksin. Belki biraz eğlenebilirim. Hey, çocuk gibi davranmayı kes. Bu soruyu sevdim. Buradan çıkmam lazım. Bir dakika. Hey! Buna ne dersin? Baksana. Bu kalemi koluma sürüyorum ve sonra biraz döndürüyorum. Kabul et, çok etkilendin. Sen bir büyücüsün. Ben de yapayım. Herhalde yanlış yaptım. Bir sihirbaz sırlarını asla açık etmez. Belki daha çok sürtünmesi gerekiyordur. İşte geliyor. Yapamıyorum. Buldum. Bunu çözmek için beynimi kullanabilirim. Aa, yer çekimini unutuyordum. Dünyanın dönüşünü de katarsak. Anladım. Bir daha deneyeyim. Ha, bu sihir değil. Her neyse. Ha. Aa. Çocuklar, konuşmayın. Affedersiniz. Yakalandın. Tüh. Sofia gözüm üzerinde. Ben ödevimi yapıyorum. Gördünüz mü? Bu sonu yaraydı. Bir dakika. Kalemime ne oldu? Galiba testten kalacağım. Bu açıyı doğru çizmeliyim. Aa, bir dakika, bu da ne? Aa, tırnağım nasıl kırıldı ya? Ah, bu korkunç. Ah. Pekala, biraz sakinleşmeliyim. Acil durum törpümü kullanmam gerek. Ah, orada ne oluyor öyle? Kuralları biliyorsun. Bu sınıfa güzellik malzemesi sokmak yasak. Aa, bana da böyle bağırmasını istemem. Tırnağımı şimdi törpülemesem daha iyi olacak. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Pekala, cetveli törpünün üstüne şöyle koyuyorum. Şimdi de törpünün üstünde santimetreleri işaretliyorum. Bunu boylu boyunca yapıyorum. Güzel, hepsi işaretlendi. Şimdi sayıları yazıyorum. Cetvel olarak kullanabilmem için üstünde sayılar olmalı. Güzel, yazayım. Evet, planım tamamlandı. Artık törpüleyebilirim. Ayrıca cetvel olarak da gayet işe yarıyor. Bu harika. Hem tırnaklarım güzelleşecek hem de ev ödevimden A+ alacağım. Peki, bugün sınav olacağız. İyi şanslar. Al bakalım Mindy. Aman. Epey de zor duruyor. Çalışmam gerekiyordu. Cevap sanırım A. Umarım. Hayır, hiç doğru görünmüyor. Kafadan atmaya mı çalışsam? Ne tutarsam? Cebine yazıyor. Göremiyorum ki. Kırık alacağım. Ne yapacağım? Boşuna uğraşıyorum. Aa, sanırım buldum. Önce şunu sileyim de. Silgime ne oldu şimdi? Sınav çok kolaymış. Gebenin de silgisi yoktur ki. Hey, kopya çekme. Resim dersini seviyorum. Yani hiç değilse en kötü ben olmayacağım. Eğlenceliymiş, çok güzel oldu. Bir dakika. Şunu ödünç alıyorum. Hızlıca onaralım. Silgi yok mu? Sorun değil. Kalemin etrafına tutkal dökelim. Kalemi döndürmek bu işi kolaylaştırır. Tutkalı kalemin sonuna kadar dökelim. Katman katman yapıp kalın bir tutkal topçuğu yapalım. Ucuna doğru saralım. Biraz da sim ekleyelim. Simi tutkal üzerine kurumadan dökmeliyiz. Tıpkı dondurma gibi oldu. Şimdi de yanlış cevapları silelim. İşe yarıyor. İyi ki aklıma geldi. Şimdi de doğru cevapları alalım. Gebiden. Teşekkürler. Öğretmenim, bitirdim. Bence sonuca şaşıracaksınız. Göreceğiz bakalım. İlginç. Aferin, 100 aldım. Ah, yeterince hızlı yazamıyorum. Umarım mürekkebim bitmez. Orada ne oluyor? Sıra sende Can. Ben kazanıyorum. Yavaş ol bakalım. Ah, kendilerini kurnaz sanıyorlar. Bu beyne benzemiyor. Neredeyse kazanıyordum. Buldum. Ve bunlara nöron diyoruz. Bende bir tane daha var. Öyle mi? Dünkü çocuk değiliz biz de küçük hanım. Oh. Merak etme, bir planım var. Tada! Yok artık. Sadece not almak için. Kalem hazır. Ataşlarım. Ben de bunlardan olduğunu unutmuşum. İşime yarayabilirler. Bu defteri görüyor musun? Biraz renkli bant al ve şuraya uzun bir parça yapıştır. Ucuna gelince kes. Ve hop. Şimdi bir XOX tahtası elde edene kadar birkaç bant daha ekle. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. Ama olmaz. olmaz. Öğretmen hayatta fark etmez. Kalem bile lazım değil. Bu daha iyice. Kırmızı maviye karşı. Ben kazandım. Kızlar çabuk ol. Doğal davran. Oyun yok dedim. Aha. Dediğim gibi. Güzel. Yeter ama. Ne bu ikinizin oyun takıntısı? Ne oyun öğretmenim? Ha, nihayet oyundan vazgeçtiniz demek. Aa, çok da kolay kandırdık ha. Sınavda çok zor ya. Bu şeyin bile yardımı dokunmuyor. Ama tabii. 2 hesap makinesi eksi bir hesap makinesi. Aa, bu işe yarar. Al sana. Cevap 1. Değil mi? Problem çözüldü. Zamane Einstein'ıyım. Einstein demek. Bu konu hakkında disiplin sınıfında düşünürsün artık. Hayır, buradan çıkmalıyım. Disiplin sınıfından nefret ediyorum. Do, re, mi, la. Tamam, hazırım. Ah, evet, tabii ki. Bana çok makyaj gerekmiyor. Doğal güzelliğe sahibim. Ha, görebiliyorum. Biraz ruj ne dersin? Dur, telefonum çalıyor. Cidden mi? Alo? Ah, şaka mı yapıyorsun? Ne yaptı? Ah, hemen geliyorum. Gösteri zamanı. Gitmemiz lazım. Aha, evet, tamam. Dur, bu şekilde sahneye çıkamam. Aa, ne yapacağım şimdi? Ah, hey, makyöz hanım geri gel. Ah, felaket bir durum. Hadi bakalım. Ne kadar zor olabilir ki? İyi gidiyoruz. Ah, kimi kandırıyorum? Palyaço gibi görünüyorum. Tamam, farklı bir şekilde deneyelim. Umarım işe yarar. Şu yoga dersleri de hakkını veriyor. Evet, biliyorum, kızı alıp geliyorum. Aa, hiç göründüğü gibi değil. Bu ne ya? Biraz işimiz var gibi. Makyajımı yapmaya çalışıyordum. Amanın, dur bakalım. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Harika, ceketimin ipi sökülmüş. Aa, bir dakika, belki bunu kullanabiliriz. Denemeye değer. Ne yapıyorsun? İpimize biraz ruj sürerek başlayalım. İpi tamamen kaplamalıyız. Dudağımıza dış hatları çizelim. Alt dudaktan başlayalım. Sonra dudaklarını dolduracağız. İşte bu. Bitti. Ah, müthiş görünüyor. Ah, posterimdeki gibi oldu. Mükemmel. Ne demek gösteri başladı? Mindy benimle. Hadi gel, çabuk. Hadi bakalım. Pekala, bakın elimde ne var. Kopya kağıtları. Ki bunlar bildiğiniz gibi yasak. Ama artık onlardan kurtulmanın yeni bir yöntemini biliyorum. Ateş. Kopyacıların hakkı alevlerdir. Ah, bunu yıllar önce yapmalıydım. Harika. Geriye sadece kül ve duman kaldı. Şenlik ateşi gibi kokuyor. Ah, bu sınav düşündüğümden daha zor. Pekala. Bayan Hasan'ın dikkati başka yerde. Telefonumu çıkarayım. İşte sorunun cevabı. Ne? Aa, hayır, bu olamaz. Jennifer, hemen telefonunu bana ver. Sınavını bitir. Kopya çekmek yok. Oh, bu kızın da sinirleri çelik gibi. Benim önümde kopya çekiyor. Ah, hayır, yanlış kutuya koymuşum. Ay, telefon kılıfı mahvoldu. Çocuklar, çalışmaya devam edin. Hemen döneceğim. Bayan Coleman, korkunç bir hata yaptım. Bir öğrencinin telefon kılıfını yanlışlıkla yaktım. Sadece bu mu? Kesin öğrenci bunu hak etmiştir. Ama merak etmeyin, size yardım edebilirim. Vay canına, gerçekten buz güçlerinize iyi hükmediyorsunuz. Buz kristalleri çok güzel ve sorununuzu çözecekler. Pekala, telefon kılıfını masaya yatırın. Şimdi şu tırnak cilasını alıyorum ve birazını telefon kılıfının üstüne döküyorum. Fırça yardımıyla dağıtıyorum. Böylece bütün kılıf kaplanıyor. Şimdi sıra kristallerde. Şu kristalleri alıp köşeye yerleştireceğim. Harika görünüyor. Daha fazla kristal ekleyelim. Çekinme, her yere koyacağım. Her tarafını kristallerle kaplayacağım. Şurayı da unutmayayım. İşte bitti. Işıl ışıl. Vay canına. Telefon müthiş görünüyor. Biliyorum, bu soğuk öğretmenin gücü. Buyurun. Pekala. Telefonu bu sefer doğru kutuya koyayım. Sınav bitti. Kağıtları getirin. Neyse, elimden geleni yaptım işte. Teşekkürler Jennifer. Telefonu geri alabilirsin. Bu ne? Niye telefonun buz kristalleriyle kaplı? Şey, bana verdiğinde böyleydi. Bayan Hudson. Ama çok havalı bir kılıf. Telefon kılıfımın üstündeki bütün şu havalı kristallere bakın. Oh, bir anlığına yakalandım sandım. Tamam, işte bana bu kalem lazım. Pekala, yazmaya başlıyorum. Ah, Kevin'in saçları ne güzel. Kendisi de çok tatlı ve sevimli. Bütün gün ona bakabilirim. Ah, amanın, hayal görüyormuşum sanırım. Olamaz, hayır. Her yeri onun ismi ve kalplerle dolmuş. Pekala, işte silecek. Aa, çıkmıyor, silemiyorum. Sanırım yanlış keçeli kalemi kullanmışım. Ah, işte bir bardak su işime yarar. Büyük bir yudum alıyorum. Pekala, şimdi hazırım. Şimdi ovalamaya başlayayım. Hadi ama. Hadi silinsene. O yarar yok. Bu da işe yaramadı. Ben ne yapacağım şimdi? Bunu görürlerse sonsuza dek utanç içinde kalırım. Ha? Orada ne oluyor öyle? Aa, evet, üzgünüm ama çıkaramadım. Merak etme, işe yarayacak bir taktik biliyorum. Ama bunun için şu tahta kalemi gerekli. Çıkmaz kalemle yazdığın yazının tamamını beyaz tahta kalemiyle yeniden kapla. Tüm çizgiler kaplanmalı. Pekala, izliyor musun? Şimdi silecekle siliyoruz. Bak, hepsi çıktı. Ovalamak da gerekmiyor. Tada! Artık tahtamızda kalıcı olarak Kevin yazmayacak. Oh, böyle çok daha iyi. Oh, aman tanrım, işte Kevin geldi. Oh, ucuz kurtulmuşum. Merak etme, benden laf çıkmaz. Pekala, işte geldim. Harika. Burada sanki 100 sayfa var gibi. İşim başımdan aştı. Size kahve getirdim öğretmenim. 2 kremalı bir şekerli. Ah, ne tatlısın çocuğum. Kahveyi çok sevdiğimi biliyorsun. Al. Bir sayfa mı aldı sadece? Neyse. Naber? Seni yağcı, bu haksızlık. Şunu kafana indireyim de gör. Al sana. Ah, neyse, iyi geldi. Hey, sonuçta hayal kurmak yasak değil, değil mi? En azından biraz intikam alabilirim. Hıncımı da buradan çıkarırım. Oo. Alo, ne haber? Şimdi tam zamanı. Demek kahve seviyor ha? Tamamen boşaltayım. Yani neredeyse tamamen. Oo, ödü kopacak. Bu işe yarayacaktır. Kanıtı da saklayayım. Gitmeliyim. Hah. Hey. Bak. Ne komiksin, görüşürüz. Kahvem. Ah, bu nasıl oldu? Bu ne pislik ya, bu kahve değil. Ne? Ben yapmadım ki. Aa, bu benim değil. Ne haber? Bugün disiplin sınıfını sevdim sanki. Merhaba ben Hudson. Bütün yiyecekler ve içecekler kutuya lütfen. Ama bende bir şey yok ki. Tamam, yakaladınız. Merhaba bayan Hudson, sırama geçeyim. Ağır ol bakalım Jennifer, atıştırmalıklarını bırak. Peki, işte KitKat'ım. Her gün derse yiyecek sokmaya çalışıyorlar. Tamam, yem olarak getirdiğim çikolatayı aldı. Şimdi sıra gerçek çikolatamda. Nefis olacak. Ne? Biri dersimde çikolata mı yiyor? Kokusunu alıyorum. Jennifer, biliyordum. Ah, hayır. Beni dürbünle gördü. Sanki çalışıyormuş gibi yapayım. Kendini çok zeki sanıyor. Jennifer, lütfen tahtaya gelip soruyu cevaplar mısın? Tabii bayan Hudson. Tamam, aklı soruyla meşgul görünüyor. Fırsat bu fırsat. İşte çikolata orada. İskemlesinin üstünde. Onu biraz ısıtayım. Bakalım Jennifer erimiş çikolatayı seviyor mu? Bu ona derse yiyecek getirmek nasıl olurmuş gösterir. Bitti bayan Hudson. Aferin, yerine dönebilirsin. İşte oluyor. Çikolatanın üstüne oturacak. İşte oturuyor. Ah. Ne? Ben neyin üstüne oturdum? Ah, hayır. Bir şeyler fena halde ters gitti. Evet, işe yaradı. Aman tanrım. Patronum, her yer çikolata olmuş bayan Hudson. Evet Jennifer, temizlenmek için tuvalete gidebilirsin. Bir daha bu yanlışı yapmaz. Önce ne yesem? Ah, şunlar güzel duruyor. Kokuları da leziz. Doymadım. Amanın. Ah, hayat budur. Sonunda evdeyim. Ah, anahtarlarım nerede? Neyse, ben de evdedir zaten. Neden bir türlü açmıyor? Ben değil. Hey. Evet. Kafam. Acıdı ya. O ses de neydi? Aç kapıyı Wendy. Olamaz. Her yer batmış. Annem çok kızacak. Bunları toplamam lazım. Haspasın ucu nerede ya? Şimdi ne yapacağım? Bir dakika. Çoraplarımı kullanabilirim. Paspasın üzerine geçireyim. Aynısından diğer tarafa da yapalım. El yapımı paspas. Dahiyim ben. Şimdi hemen temizlerim. Vay, harika bir fikirmiş. Selam anne. Gelsene içeri. Günün nasıldı? Neler oluyor burada? Geç oldu. Otur rahatla. Ucuz atlattık. Etraf tertemiz. Yani bayağı temiz. Dur biraz. Bu ne? Aa, hiçbir şey değil. Altımda bir şey var. Boş bir cips paketi mi? Ha, nasıl gelmiş ki oraya? Bye bye. Gel şuraya. Burası da en değerli eşyalarımızı sakladığımız yer. Her zaman kilitli ve güvendedir. Dikkatli olmak lazım. Etrafa bir bakın isterseniz. Epey etkileyicidir. Güzel. Buyurun içeri. Gördüğünüz gibi oldukça güvenlidir. Paha biçilemez eşyalar içinde kasamız var. Bu da onun anahtarı. Güzel. Yeşil yanınca açılır. Dikkat. Göz alıcı değil mi? Oo, dokunabilir miyim? Isıdırın. Üzgünüm, çok parlaktı. Bu anahtarlar size emanet. Sakın kaybetmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Ciddiyim. Tabii ki. Gayet iyi gidiyor. Amanın. Ay, canım sıkıldı. Buldum. Elmasa şöyle ucundan bakacağım. En kötü ne olabilir ki? Eyvah, anahtar nerede? Aa, bu çok fena. Hayır, olamaz. Oraya nasıl gitti ki? Aa, şimdi ne yapacağım? Ah, uzanabilir miyim ki? Biraz daha. Ha. Ne yapıyorsun? Parmaklıkları temizliyordum. Epey kirlenmişler de. Ah, adammışlık budur. Hızlı olmam lazım. Azıcık daha. Ulaştım. Ah, amanın alarm. İçeriden vurgun ha. Şimdi yandın. Hey hey sen. Hey, dikkatli olsana, dalıp gitme. Bunları kaybedemem. Dur bir dakika, bir fikrim var. İşte bu bütün dertlerimi çözecek. Anahtarı bir kalıbın içine koyacağım. Sonra da üstüne kasa anahtarı gelecek. Anahtarın etrafına ince bir sıra tutkal çekeceğim. Bir kase epoksi reçine hazırlamıştım. Bunu da kalıba dökeceğim. Kalıbı ağzına kadar dolduracağım. Anahtar örtülecek. Sertleşmesini bekleyelim. Hazır olduğunda anahtarı kalıptan çıkarabilirim. Bu anahtarı da asla kaybedemem. Kasaya girmem lazım. Emriniz olur. Buyurun lütfen. Kasa anahtarı nerede? Buyurun, burada. Ha? Bu da ne? Kasanın anahtarı içinde. Kaybetmeyin diye. Akıllıcaymış. Harika bir iş çıkarıyorsun. Jackie, duygularımı açmalı mıyım? Açılacağım gitsin. Umarım beğenir. Çok gerildim. Zarfı şöyle kapatayım da. Ha? Kapanmıyor. Aman neyse. Ne ilginç bir soruymuş. Jake, şöyle alayım. Hayır, sana değildi. Ver şunu. Bakalım burada ne varmış. Yok artık. Lütfen hiçbir şey söyleme. Sizinki inek. Çok komik. Neden böyle yapıyorsun? Ne yapacağım şimdi? Bu plandan emin olamadım. X4S. Ha, buldum. Bir fikrim var. Çantamdan bir şeye ihtiyacım var. Hayır, bu değildi. Tutkal tabancam. İşte bu. Şimdi zarfımı mühürleyebilirim. Aşk mektubumuzu bu kolay adımlarla güvende tutabiliriz. Zarf kapağının üstüne kırmızı tutkal dökelim. Daire yapılabilecek kadar kullanalım. Tutkalın üstüne madeni para bastırıp mühürleyelim. Tutkalın kurumasını bekleyip parayı alalım. En gizli sırlarınız artık güvende. Zarf mühürlendi. Şimdi Jack'e verebilirim. Ne istiyorsun? Şunu Jack'e ver. Peki. Acaba içinde ne var? Şşt, Jack. Bu da ne? Mindy'den geldi. Aa, umarım beğenirsin. Bayılırım. Ah, sınavdan A almışım. Yaşasın. İnanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, aferin. Of ya, keşke ben de o notu alsaydım. Ah, hayır, lütfen üzülme. Bak, bunu düzeltebilirim. İzle şimdi. Şunun ucuna biraz sıcak silikon sürüyorum. Sonra da kırık notun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi bak, notu aynen kaldırıp çıkarıyorum. Tada, kırık not kalmadı. Şimdi sana daha iyi bir not verebiliriz. Aa mı? Evet, teşekkürler, harikasın. Aa, derse dönsek iyi olacak. Aa, evet, kesinlikle haklısın. Hadi gir şuraya. Sanırım dolabımda çok fazla şey var. Lütfen kapan. Neredeyse oldu. Nihayet. Hiç kapanmayacak. Uykum var. Cheryl'ın dolabı açık kalmış. Tuhaf. Cheryl, sen iyi misin? Cheryl, uyan. Okula gitmek istemiyorum anne. Ona yardım etmeliyim ama nasıl? Bu torba işime yarayabilir. Ve bu mıknatıs. Bunun yararı olacaktır. Torbayı dolabın duvarının üstüne tutup mıknatısla yerine sabitliyorum. Aynısını öbür tarafta da yapıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Sonra da torbaları Cheryl'ın eşyalarıyla dolduruyorum. Böylece Cheryl'ın dolabı düzenlendi. Vay canına, amma çok eşyası varmış. Ne kadar farklı oldu. Şimdi Cheryl'ı kaldırayım. Sen bir melek misin? Ay, Luna'ymış. Dolabını topladım. Artık hepsinin nerede olduğunu görüyorum. Oh, ne kadar düzenli. Bayıldım. Teşekkürler, harikasın. Rica ederim. Artık bırak beni ama. Eziliyorum. Rica ederim canım. Ders için gereken kitapları alayım. Ay, bunu görmemiş ol. Psst, Cheryl. Ne? Uyumuyorum ha? Tamam. Al bakalım. Oh, harika, sağ ol. Aslında düşününce bayağı kolaymış. Tada! Vallahi mı? Ha, anladım. Hadi tekrar deneyelim. Aa, çıkmıyor bu. Ay, kalıcıymış. Üzerini karalıyorum. Sonra da siliyorum. Kimse farkına varmayacak. Ve şimdi sıra doğru cevapta. Bu nasıl? Bununla niye arkadaşız ya? Bu doğru değil mi yani? Pekala çocuklar, bugünkü test başlamak üzere. Madison, al bakalım. Aman ne güzel, keşke çalışsaydım. Gerçekten çalışmam lazımdı. Belki biraz yardım alabilirim. Matematik çok eğlenceli. Bu çok heyecan verici. Aman, biraz sosyalleşmesi gerekiyor ama. Selam. Acaba biraz yardım edebilir misin? Tabii. Ama karşılığını alırım. Bir öpücük karşılığı cevapları verebilirim. Cevaplar o kadar da lazım değil. Hayır, ne tuhaf tip. Pekala, düşün, bunu yapabilirsin. Bunlar sadece sayı. Ama bunun bir yararı olmuyor. Bu çok yanlış. Hadi sene benim. Madison, zaman geçiyor. Devam et. Deniyorum. Öf, hayır. Tek öpücük, tamam mı? Ne gün ama. Sadece bir öpücük, büyük annenin olduğunu düşün. Tam yanağıma. Ağzımı yıkamalıyım. Geçti, bitti. Hey, cevapları ver bakalım. Evet, anlaşma anlaşmadır. İşte bak. Cevabı bulmak için denklemi yaz. Sonra iki sayıyı topla. 6 + 4 = 10. Sonra 2'yi al ve toplamdan çıkar. Sonuç 8 olur. Diğer soruda da aynısını yapıyoruz. Bu sefer 2 ile 5'i topluyoruz. 7 ediyor. Sonra 2 çıkarıyoruz. Bu sefer cevap 5. Vay canına, bu çok zekice. Teşekkürler, bunu yapabilirim. İlk cevap 8. Sonraki 5. Bütün cevapları biliyor. Dikkat etsene. Bana yardım eder misin? Peki, ama karşılığında bir öpücük alırım. Sanırım buna değer. Bu haksızlık. O benim kız arkadaşım. Çok sıkıldım. Ders dinlemeye çalışıyorum. Bu çok ilginç bir konu. Bak, her şeyin notunu aldım. Tam bir ineksin. Bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Cevabı kim biliyor? Jennifer mı? Yok, boş versene Wendy. Ah peki. Teşekkürler. Fırsat bu fırsat. Oh, bunu bilmiyordum. Dur biraz. Hayır, bu bir felaket. Wendy'nin defterini çizdim. Ödevini kopyaladım, anlayacak. Ah, tabii gizleyemezsem. Ödevini defterin arkasına geçirelim. Ruhu bile duymayacak. Şimdi ne yapıyor? Yani ders çalışmıyor o kesin. İşte bu. Son bir şey kaldı. Şu aptal daireyi çizmem lazım. Resim dersinde uyumamalıymışım. Neler oluyor? Yoksa ders mi çalışıyor? Şu bant rulosunun etrafını çizelim. Mükemmel bir daire oluyor. Ya da olmuyor. İzlemek bile acı verici. Aferin Wendy. Oh, buldum. Şu bozukluğu kullanabilirim. Dikkatlice. Bu iş niye çok zor? Alt üstü bir daire. Ha, başka ne kullanabilirim? Peki ya bu makas? Bu işe yarayabilir belki. Bir deneyelim. Makası masaya koyalım. Sonra da bir tarafına tutkal sürelim. Ona da bir kalem yapıştıralım. Sağlam görünüyor. Artık mükemmel bir daire çizebilirim. Makas da pergel görevi görüyor. Kendi etrafında döndürsem yeter. Başardım sonunda. Teşekkürler. Aferin Wendy. Jennifer. Ha, boş versene. Eğlenceliydi. Umarım fark etmez. Bir dakika. Bir terslik var. Olamaz, fark etti. Sayfamın üstünde toz var. İyi ki daire çizmek için bir pergelim var. Şaka mı yapıyorsun? Ama peki neyse. Bu dersten nefret ediyorum. Ha? Aa, ne güzel uyumuşum. Neredeyse unutuyordum. Bir not yazmam lazım. Matematik sınavını unutamam. Şunu da dolabıma koyayım. Bu sayede hep görülebilir. Aa, ödevimi yapmam lazımmış. Peki, kullanışlıymış. Üstelik o da benimle aynı elbiseyi giymişti. Yok artık. Çok utanç vericiydi. Tabii ben daha iyi görünüyordum ama olsun. Bir saniye, hızlıca bir not almam lazım. Yoksa unuturum. Çok meşgulüm bu sıralar. Ne yapıyorsun? Vay canına, ne çok not var. Ah, hatırladım bak. Kalem almam lazımdı. Seninle takılmaya bayılıyorum Mindy. Ama aklıma geldi. Annemi aramam lazım. Sanırım bitti. Cidden hatırlatıcı pano muyum ben? Gerçi bu çerçeve bana iyi bir fikir verdi. Bir dakikaya geliyorum. Hayatını şu ipucuyla daha sağlam bir düzene sokabilirsin. Bir resim çerçevesini ters çevirip arka kapağını ve fotoğrafı çıkarabilirsin. Çerçeveye bir takvim yerleştir. Çerçeveyi çevirince karşında önündeki ayın işlerini görebilirsin. Hey Mindy, bak ne yaptım. Bu da ne? Yapman gereken her şeyi camın üstüne yazabilirsin. Bak, şu tarihte matematik sınavım var. Vay, harikaymış. Teşekkürler Gabi. Aa, dur. Daha iyi oldu. Şaka mı bu? Vazgeçtim. Pekala, tahtaya kimi çağırsam? Kate, lütfen tahtaya gel. Ah, bunu kesinlikle çözebilirim. Sadece şu üçü şuraya taşıyacağım. 4 de buraya geliyor. Ve ta aşağıya kadar 9'la bitiriyorum. Evet. Sırana dön lütfen. Ne oldu şimdi? Şu an sinemada olabilirdim. Neyse ki bir şeyler yiyebilirim. Gel bakalım. Ya da gelme. Kuralları biliyorsun Matthew. Mutluluğa izin yok. Ha, anladım. Nerede kalmıştım? En azından bir şeyler içebilirim. Sıvı almak gerek sonuçta. Alo. İçecek de mi yok? Buradan gerçekten nefret ediyorum. Açlıktan öleyim o zaman. Ne gün ama. Aptal kurallar. Ağzımı en azından konuşmak için kullanabiliyorum. Naber Kardo? Seni sonra ararım. Of ya, başka hiçbir şey kalmadı. Bu çocuklar asla akıllanmıyor. Yemek yasak, telefon yasak, her şey yasak. Oh, şaka mı bu? Hiçbir şey yapmadan burada oturamam. Burası ne berbat bir yer ya. Bu hiç doğru değil. Bütün bunlar uykumu getirdi. Ne? Uyuyor muyuz şimdi de? Ne oldu? Uyumak yasak tabii ki. Bunlar elime nasıl bulaşmış? Ha, buldum. Uyanık gibi görüneceğim. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? İyi geceler hocam. Ve rüyalar alemine dalarım. O ne bakıyor öyle? Uyumadığın sürece sorun yok. Ah aman, çok fena acıktım. Gizli atıştırmalığımı ortaya çıkarma zamanı. Ah, boş ama. Yemişim herhalde. Hep kağıtları kalmış. Of ya, şimdi ne olacak? Ah, şeker kasası tabii ya. Öğretmenin el koyduğu tüm şekerlemeleri sakladığı yer. Güzel şekerlere el koymuştu, hatırlıyorum. Hayır. Kasayı açabilirsem hepsini geri alabilirim. Pekala. Ocean's Eleven'daki gibi olmalı. Tamam, şimdi de kasanın kapağını açayım. Tüh ya, şifreleri bilmiyorum. Oysa filmlerde ne kolay görünüyor. Yok artık. Şifre altında yazılıymış. Yani hesabı yapabilirsem tabii. Of, niye matematikte bu kadar kötüyüm? Sanırım bunu parmak hesabıyla yapamam. Bir dakika, ne aptalım? Telefonum yanımda ya. Ama şarj etmeyi unutmuşum. Of. Kate, sen ne yapıyorsun orada? Ay, seni öğretmen sandım. Gel de yardım et. Oh, şeker kasası, anladım. Çok kolay. Pekala, bak şimdi. Önce şu denklemi kopyalayayım. Şuraya bir çizgi çekiyorum ve artı 6 yazıyorum. Aynısını burada da yapıyorum. Şimdi bu tarafı çözüyorum. Sonra da diğerini. 240 eder. Yuvarlak sayıları toplamak çok daha kolay. Toplam 890. Şimdi geri dönelim ve 6 ile 2'yi toplayalım. Şimdi de 890'dan 8'i çıkaracağız. 882 çıkıyor. Bu da işlemin sonucu zaten. İşte kasanın şifresi bu. Müthiş, matematikte harikasın. Şimdi şekerlemelerimizi geri alma zamanı. İşe yaradı. İçi çikolata ve şeker dolu. Ne oluyor orada? Ah, olamaz, geri döndü. Çok acıkmıştık da. İyi antrenmandı çocuklar. Ah, böyle daha iyi. Bir dakika. Defter falan mı getirmem gerekiyordu? Ha işte. Şimdi de yazı yazacak bir şey lazım. Kalem yani, evet. Yok, bunun altında yok. Ben ne yapacağım? Hey zeki kız. Huhu. Ben mi? Evet, bir kalemini ödünç alabilir miyim? Peki, fazladan bir tane olacak işte. Oh, çok hoş, teşekkürler. Ah, olamaz, kırıldı. Hey zeki kızı, bu defolu çıktı. Bir tane daha alabilir miyim? Dikkatli ol ama. Amanın, 2 tane vardı da. Hayatta inanamayacaksın. Al. İşte bunu al. Umarım bunların fişini saklamıştır. Şş, zeki kız. Bu son kalemim. İyi, peki. Bir dakika. Bu meyve suyu kutusu işime yarayabilir. Ya da bu pipet. Bu işime yarar. Bir kalemi parçalarına ayır. Mürekkep haznesinin alt kısmına biraz tutkal sür. Sonra pipeti al ve üstüne geçir. Tutkalın olduğu yere kadar it. Pipet gibi görünen kalemler. Bunları kimse almak istemez. Vay canına, bunlar çok havalı. Bir kalem alabilir miyim? Bunlar pipet, kusura bakma. Ha, peki. Hey kanka, kalemim var mı? Evet, şimdi işime dönebilirim. Yani kıvrımlı çizgi mi? Sanırım anlamaya başladım. Of, kalemim kırıldı. Neyse, buralarda bir kalem tıraşım olacaktı. Yani öyle sanıyorum. Ne haber? Bunu bırakmıştım. Neyse. Burada bir yerlerde olmalı. Buldum. Amanın, hadi ama. Nanik. Bu çok sinir bozucu. Selam Gibi. Kalem tıraşını alabilir miyim? Lütfen. Şu mu? Ha, peki. Teşekkürler. Zil mi çalıyor? Evet, ders bitti. Eve dönmeye can atıyorum. Neresi burası? Yarın görüşürüz. Güle güle. Bye bye. Hayır. Ben kaçar canım. Dur biraz. Yüzüm bana bir fikir verdi. Sanırım işe yarayabilir. Yüzüğün taşını çıkaralım. Sonra yüzeye biraz tutkal sürelim. Tutkala da kalemtıraş yapıştıralım. Şimdi tutkalın kurumasını bekleyelim. Artık kalem tıraşını kaybetme ihtimalin kalmaz. Pratik ve güzel de görünüyor. İhtiyacım olduğunda elimin üstünde. Şimdi de yüzümü unutmamam lazım gerçi. Bunu keşke baştan düşünseydim. Mükemmel çalışıyor. Tebrikler. Kılık değiştirme böyle olur. Hedef belirlendi. Ama neden? Elimden geleni yaptım. Aha, bu haksızlık. Hey, şu bitki benimle mi konuşuyor? Buraya bak. Ben mi? Buraya gel. Tamam. Hadi otur. Pardon, bitki bana saldırıyor da. Sorun ne bakayım? Testten kaldım. Ama sana yardım edebilirim. Şuna bak. Oh, ama ücretsiz değil. Doğru, vay canına. Teşekkürler tuhaf yabancı, ama bunu nasıl yaptın? Aslında bunu sana söylememeliyim ama her sınavdan geçmek için tek ihtiyacın büyük bir kalem. Bir maket bıçağıyla silgisini üçgen şeklinde kes. Sonra oyarak A şekli ver. Silgiyi kırmızı boyaya batır. Sonra da test kağıdına bastır. Gördün mü, bu kadar kolay. Vay canına, bunu unutmayayım. Teşekkürler. Ah arkadaşlarım. Çocuklar, şuna bakın. A alabilirsiniz. Çekil önümden. İş büyüyor. Otur. İşte. Kesinlikle buna değdi. Teşekkürler. Parayı alayım. Hey. Vay canına. Bedava değil. Teşekkürler. Sizce gideyim. Parmak uçlarımda. Etrafımda kimse var mı? Yok gibi. Eva ne kadar güzel ve tatlı. Şunu kaldırayım çünkü şimdi cesaretimi toplamalıyım. Ona getirdiğim keke bayılacak. Aman ana, işte geliyor. Hemen orada. Buradan gideyim. Şu köşeye saklansam iyi olacak. Tamam, dolabının oraya geldi. Telefonuna bakıyor. Hayır hayır hayır, bu olmaz. Bu Jake. Selam Eva, bunları sana aldım. Bana mı? Çok leziz görünüyorlar. Şu çileği deneyeyim. Çok lezzetli, bir tane ister misin? Hayır, bu haksızlık. Beni nasıl yendi? Pekala, işte bana bir fırsat. Bence bu lalelere bayılacak. Selam Eva. O da ne? Selam. Bir şey mi lazımdı? Pardon, boş ver. Peki. Bu güller ne güzel kokuyor. Eva'ya üzerine yazı yazacak bir şey lazım. İşte bana bir fırsat. İşte Eva, benim defterimi alabilirsin. Hadi benimkini al. Mor rengi sevdiğini biliyorum. Of, kesin yine Jack'inkini seçecek. Bak, hem de 3 tane var. Aa, senin defterinde eğlenceli bir şey var. Ne? Hadi ama. Bir avuç boncuk ve eğlencelisi saldım. Bulabildiğim her renkten aldım. Sonra bu cips kutusunun kapağını çıkardım. Kenarına sıcak silikonla bir hat çektim. Sonra defterin üzerine bastırdım. İşte böyle. Bitti. Eğlenceli, ışıltılı bir defter. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Sana bu laleleri de getirdim. Tebeşirle bu kalbin içini dolduruyorum. Aa, acıktım. Yaşasın pizza. Pizza benim favorim. Bayılırım. Aa, pizza düşüp bütün tişörtüme bulaştı. Her yanım kirlendi. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Tişörtümü mahvettim. En sevdiğim tişörtü. Aman tanrım, aman. Tamam, üzülme. Pekala, yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Tebeşir. Tabii ya, bunu kullanabilirim. Pekala, tebeşiri ve lekeli tişörtü aldım. Tebeşiri sos lekesinin üzerine sürüyorum. Tamam, işte. Hepsi kapandı. Şimdi çamaşır makinesine atıyorum. Tada! Bak, tişörtün temizlendi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Yaşasın. Teşekkürler baba. Hey, dur hele. Bu şekilde pizza yemek yok artık. İşte, tekrar dökersen bu tişörtü korur. Bazen babam böyle günü kurtarır. Pekala, şimdi bunu nasıl çözüldüğünü göstereyim. Ama bu çok sıkıcı. Ah, şunu bir yazayım da sınavda çıkar mı kar? Beni izliyor musunuz? Ha, tamam. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Oh, bu çok fazla ama. Oh, niye işleri bu kadar zorlaştırıyor? Cidden mi? Yok artık. Kate, bu kadar komik olan ne? Bunu yapmanın çok daha kolay bir yolu var. Bakın, size bu hileyi göstereceğim. %80 diyor. O zaman 8'i alıyoruz. 90'ın %80'ini dediğine göre 9'la çarpıyoruz. 72 çıkıyor. Sonuçta o zaten. Şaka mı? Bu kadar kolay mı yani? Vay canına. Bu çok daha kolaymış. Bütün bu notları çiziyorum. Ve Kate'in gösterdiği şekilde yazıyorum. Ah, çok rahatladım. Aa, Bayan Goldman. Bakın öğrencilerim neler yapmış. Oh, Bayan Hudson, bana da aynısını yaptılar. Biliyor musunuz, buna katlanmak zorunda değiliz. Biraz kimya sorunlarımızı çözer. Peki, öyle diyorsanız. Aman tanrım, çok duman çıktı. Aman tanrım. Hapşırınızla ateş yaktınız. Ben de ellerimle buz yaptım. Bu müthiş. Öğrenciler bir daha bizimle uğraşmadan önce bir kez daha düşünürler. Pekala, bütün telefonlarımı aldım. Bir dakika. Hayır, herkesin telefonlarını topluyor. Beni bunlarla hayatta içeri sokmaz. Tamam, bunları saklayacağım. Ceplerime ve her yere. Pekala, bu iyi. Sanırım bunları gizlice içeri sokmaya hazırım. Ah, bir dakika. Tanesini teslim edeyim de benden şüphelenmesin. Buyurun öğretmenim, işte telefonum, bana lazım değil. Ah, tamam, içeri girebildim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Pekala çocuklar, bugün sınav günü. Süreniz kısıtlı, o yüzden işe koyulsanız iyi olur. Pekala, ilk telefonumu çıkarayım. Aa, şarj etmeyi unutmuşum ya. Şapkamdakine bakayım. Bu beni kurtaracak. Ay. Ha, o ses de neydi? Aa, sanırım bir şey değildi. Ucuz atlattım. Pekala, şimdi o fark etmeden telefonumu almalıyım. Yoo, ekran o düşme yüzünden paramparça olmuş. Peki, başka bir telefon alayım. İşte kapşonumdaki. Nihayet, şimdi sınavın içinden geçme zamanı. Ne oluyor orada? Onun kesin saklamaya çalıştığı bir telefonu var. Ona bir ders vermeliyim. Ha? Işıklara ne oldu? Ah, hey. Psst. Ekranın ışığı parlıyor. Yok artık, şaka mı bu? Evet, telefonun var. Kendini çok kurnaz sanıyorsun. Pekala, şimdi sanırım tüm telefonlarını topladım. O kadar telefonu saklayabileceğine inanamıyorum. Olamaz, şimdi ne yapacağım? Bir dakika, onda ne var öyle? Çok kıskandım. Hey, çok etkilendim. Bundan mı? Çok kolaydı. Sadece yapışkan bant kullandım. Bant mı? Sen bir dahisin. Yo, ders bitti bile. Uf, bu çok kötü. Bunu çalışmaktan nefret ediyorum. Bu denklemlerin bazılarını hiç anlamıyorum. Pes ediyorum. Bu işte hiç iyi değilim maalesef. Bu nedir? Bunlar içi dolgulu oyuncaklar. Benimle oynamak ister misin? Üzgünüm, yapamam. Ders çalışıp ev ödevimi bitirmem lazım. Ama şu an keşke yatabilsem. Çok yoruldum. Ups. Of. Kafamı tutamıyorum. Ama bunların bir kısmını halletmem lazım. Ne? Neler oluyor? Ben neredeyim? Bu gördüğüm en veci test. Ders çalışırken uyuyakalmışım. Testten kırık kalacağım. Ne? Günaydın. Balonumu sevdin mi? Benimle oynamak ister misin? Bak, uçup gitmesin diye balonuma kurdele bağladım. Hey, belki bununla bir şeyler yapabilirim. Şimdi elimde bu balon olduğuna göre bunun üstüne gazlı kalemle denklemleri yazıyorum. Sonra balonu söndürüyorum. Güzel. Yazı minnacık oldu. Şimdi yazının üstüne bir bant parçası yapıştırıyorum. Balonu hiç sarsmadan tutup bantı dikkatlice yerinden çıkarıyorum. Son olarak bantı tırnağıma yapıştırıyorum. Tırnağıma neredeyse tam uydu. Pekala, artık sıra bu denklemler sayesinde matematik testini başarıyla geçmekte. Kimse bir şey fark etmedi. Çok akıllıyım. Kopya falan var mı diye bir bakayım. Kopya kağıdın var mı senin bakayım? Pekala, şimdi daha yakından bakayım. Bana fener lazım. Hey, bana dön ve ağzını kocaman aç. Tamam, sorun yok. Kopya çekmediğin için aferin sana. Uf, az kalsın yakalanıyordum. Ama ben bu işin ustasıyım. Şu kıyafetlere bak. Yerlerini asalım da. Ne çok kıyafetim varmış. Şurada biraz yer kalmış olmalı. Hayır, hiç de kalmamış. Ufak bir aralık da mı çıkmaz? Evet, oluyor. Ay! Böyle olmasa daha iyiydi. Biraz ara vereyim. Bir dakika. Bir fikrim var. İçecek kutusunun kapağını çıkaralım. Tam da ihtiyacım olan şey. Askının üstünden geçirelim. Sonra da ikinci askı olarak kullanabiliriz. Böyle devam edelim. Alandan tasarruf ettik. Artık bütün kıyafetlerim dolaba sığıyor. Her şey yerli yerinde. Artık eğlencemize bakabiliriz. Buradaki bu ders çok önemli. Bella dudak parlatıcısı mı sürüyor? Dersimin ortasında mı hem de? Bu işe bir son vereceğim. Harika. Kalanı. Of, peki. Cebimde kalmış. Başka? Oh, sanırım bütün foyam ortaya çıktı ha. Hepsi bu kadar, tamam mı? Neredeyse şunu unutuyordum. Mutlu musunuz? Tabii öyleyim. Uf. Ya sen Betty? Bu aralar hiç gizlice göz farı getirdin mi? Kim? Ben mi? Bende bunlardan başka bir şey yok. Ah, ne iyi bir öğrenci. Şimdi dersime dönelim. Ah, neyse ki öğretmen yakından bakmadı. Mum boyalarımın kılık değiştirmiş makyaj malzemeleri olduğunu anlardı. Nasıl mum boya onlar? Bunlardan yapmak için maket bıçağıyla kağıdını kes. Mum boyaları çıkar. Ve en sevdiğim makyaj malzemeni içine sok. Sonra şeffaf tutkalla kağıdı yapıştır. Kurumadan acele et. Güzel, sadece bir adım daha kaldı. Ahşap kısmı görünmemeli. Şimdi kutuya geri koy. Bu hile dahice. Kızlar. Sadece not tutuyoruz bakın. İyi o zaman. Kimya sınavı. Bir saatiniz var. Sınavlardan nefret ediyorum. Hiçbirini de bilmiyorum. Harika. Çok yorgunum. Hey, stres çarkım bu uyanmama yardım eder. Dön dön dön, seni seviyorum stres çarkım. Jennifer, orada ne oluyor öyle? Derste stres çarkı çevirmenin yasak olduğunu biliyor halbuki. Bunu buz gücümle durdurayım. Burası aniden soğudu mu ne? Jennifer, kuralları biliyorsun. Derste stres çarkı yasak. Pardon sırama döndüm. Ama yine dikkati başka bir yerde ha. Evet, biraz sakız çiğneyim. Ah, işte tam ihtiyacım olan buydu. Ah, hemen çantama geri koyayım. Sakıza bayılıyorum. Ah, balonum patladı. Sakızımı hemen saklamalıyım. Jennifer, yeter artık. Ah, olamaz. Şimdi ne oluyor? Sanki sınıfta kar fırtınası çıkmış gibi. İyice sarınayım yoksa donacağım. Of, çok üşüdüm. Lütfen durun Bayan Coleman. Dersini aldın mı Jennifer? İyi, o zaman buz kuvvetimi geri çekeyim. Ah, neyse, kesin donacağım diye düşündüm. Tamam, şimdi sınava döndüm. Söz. Öyle olsa iyi olur. Seni buzdan bir heykele dönüştürmeme neden olma. Bu sınav da amma zor. Bir dakika, bir fikrim var. Buraya bakmıyor. Telefonum yardıma yetişsin. Çabuk cevapları bulmalıyım. Bu şaka herhalde. Son kez saygısızlık ediyor. Jennifer, bugün yaptıklarına pişman olacaksın. O telefon artık benim. Hemen bana ver. Yeter artık. Aa, telefonum buza dönüştü. Bunu nasıl kullanacağım şimdi? Ay, çok soğuk, tutulmuyor. Acelem var. Peki. Pardon. Nereye gidiyorsun? Konuşacak vaktim yok. Hey, yavaşlasana. Ne oldu? Bu ne acele? Randevum var Chris'le. Şuna bir baksana. Çok tatlı. Öyle diyorsan bilmem gerekirdi. Hazırlanmam lazım. Güzel görünmek istiyorum. Mükemmel olmam lazım. Rahatlasana. İyi geçecek. Peki, sanırım hazırım. Bana bir kolye lazım. Bu hoşmuş. Bu bana hep yakışır. Ah, takamıyorum ki. Ah, sanırım olmayacak. Luna, yardım edebilir misin? Peki, ver bakalım. Teşekkürler. Eyvah! Hayır! Olamaz! Kolyem! Bu bir felaket! Ne yapacağım şimdi? Özür dilerim. Durumu toparlayabilirim. Yapabileceğim şeyler olmalı. Buldum. Şu 3 boyutlu kalemi alalım. Bununla şu büstün üstünde çalışalım. Kalemle sarmal deseni yapalım. Boynun tamamına yapalım. Şimdi de baştan başlayıp daha çok sarmal yapalım. İşte oldu. Sanırım hazır. Bu bir gerdanlık. Jennifer, bak bende ne var. Ne? Aa, sen mi yaptın? Sana yaptım. Ha, vay canına, teşekkürler. Bayıldım. Bana da çok yakıştı. Gitmem lazım. İyi eğlenceler. Ha. Bu çok ilginç. Ah, selam. Bak bende ne var. Bir köpek yavrusu hali sevebilir miyim? Tabii, adı Puffy. Tam uygun bir isim. Can ne tatlıymışsın Can. Evet öyle. Selam millet. Selam. Çok güzelim. Ne? Kalk. Hayır. Neyse, yerini değiştirmen için sana para vereyim. Hayır, ben satılık değilim. Pekala. Ay, Ne tatlı bir yavru köpek. Bu haksızlık. Kendini ne sanıyor bu? Çok sinirlendim. Sinirimi de bu çikolatadan çıkardım resmen. Onu tutmak ister misin? Çok isterim. Evet, onu nasıl geride bırakacağımı biliyorum. Sessizce. Çikolata ambalajının köşesini kesiyorum. Şimdi defterine sıkıyorum. İşte. Ne tatlı köpek bu. Aman tanrım, bu köpek korkunç, iğrenç şey. İşe yaradı. Şundan kurtulayım. Ben geldim. Selam. Pufi, cici kız. Denklemin cevabı aslında basit. Uyumam lazım. Çok sıkıcı. Şöyle gözlerimi dinlendireyim. Biraz eğlenmem lazım. Yapmam gerekeni biliyorum. Hey Mindy. Ne oldu? Şuna bak. Parmağıma bir yüz çizeceğim. Sonra da bir balon tutturacağım. Selam Mindy. Komik miydi bu şimdi? Çok komik görünüyorsun. Bana gülmeyi kesin. İşim daha bitmedi. Şu parmağıma da bir yüz çizeceğim. Şunlar gözleri. Buna bir de el çizeyim. Harika olacak. Buna maskeyle çizmem lazım. Eleman korkutucu oldu. Gözleri de unutmayalım. Yaklaşayım deme aynasız. İmdat! Denklem ne ara? Neredeyim ben? Acaba neler olacak? Ne oluyor da? Anladım. İmdat! Sınıfta yaramazlık yapmayın. Benim sınıfımda böyle şeyler olmaz. Peki, sakin ol. Öf, ne kızdı ama. Pekala, bu soruyu çözmek için yarışacaksınız. Kesinlikle ben kazanacağım. Göreceğiz. 3 ve başla. Şuna bak, nasıl da sıkı çalışıyor. Bir dakika, o yarışmıyor mu? Aman bana ne, ben de kazanırım o zaman. Şimdi ne yapıyor? Tırnaklarını mı törpülüyor? Fena halde saçma. Artık işi ciddiye almaya başladı mı biraz? Kahve mi? Onu nereden buldu? Bir de çikolata mı? Öğle yemeği falan da yesin bari. Pekala. Ben aynen devam edeceğim. Bitirdim. Ne? Olamaz. Bu nasıl mümkün olabilir? Ama daha denklemi çözmedim. Sıkı çalışıyor ama ben aklımı çalıştırmayı tercih ederim. İlk sayıları yukarıya yazıyorum. İkinciyi de yana. Pekala. 3 kere 7, 21. Onu şöyle köşeye yazıyorum. Tamam, sıradaki 7 kere 1. Bu kolaydı. 7. Bunun yeri ortadaki kutu. Son olarak 4 kere 7. Bu da tabii ki 28 eder. Son kutuya yazıyorum. İlk sayı 2. Sonra 2 kutuyu birleştiriyorum. Bu 1 ediyor. Sıra sonraki kutuda. 7 artı 2 9 eder. Onu şuraya yazıyorum. Son sayı olan 8'i de aşağı yazıyorum. İşte cevap. 21.98. Çözüldü. Kedi, K-E-D-İ diye yazılır. Valla, arabayla bu da aşacağım. Buraya bakın çocuklar. Peki, kalem lazım. Bu olur mu? Evet, çok iyi. Şimdi bu kelimeyi yazmayı dene bakalım. Tamam, şimdi çok dikkatli olmalıyım. Manikür yaptırsam iyi olurdu. En güzel yazan ben olacağım. Biraz daha çay lazım. Neredeyse bitiyor. Öldüm ben. T harfinin şurasında bir çizgi var. Başardım. Ne? Aferin. Öf, ama uzun sürdü. Pekala. A ve B'yi bulmanız gerekiyor. Tamam, bunu yapabilirim. Biraz esneyim ve işte başlıyorum. Hepsini not etmeliyim. Çok fazlalar. Hiçbirini kaçırmamam gerek. Bu denklemi çözebileceğimi biliyorum. Biraz daha. Az kaldı. Ve bitti. Ah canına, ne zor problemdi ya. Güzel. Şimdi sıradaki derse geçelim. Biyoloji. Yaşamın bilimi. Ne? Hemen mi? Sanırım yazmaya başlasam iyi olacak. Çok eğleniyorum. Renkler de çok güzel. Resim yapmaya bayılırım. Biraz mavi lazım. İşim bitti. Diğerlerinin yanına koyayım. Anneme gösteririm. Anne, anne şuna baksana. Sana bir resim yaptım. Müthiş olmuş. Sayfalar birbirine yapışmış. Resimlerim mahvoldu. Sayfaları ayıramıyorum. Üstelik o kadar da çok uğraşmıştım. Endişelenme tatlım. Bak, şu lollipopu ister misin? Oo, leziz. Aferin kızıma. Üzülmene hiç gerek yok. Ben de çamaşırları yıkayayım. Dur biraz. Nasıl açabileceğimi biliyorum. Kesin işe yarayacak. Şu askılığı alalım. İşte bu. Sanırım oldu. Şunları assak mı? Boyanın kurumasını bekleyelim. Çok yeteneklisin tatlım. Bunları çerçeveletmem lazım. Bu çok zor. Anlamıyorum. Yok, bu doğru değil. Çabuk olmalıyım. Bu işi çok daha kolaylaştırıyor. Bu şekilde öğrenemezsin Cheryl. Tuvalete gidebilir miyim? Git. Acele et. Bu dersi asla geçemeyeceğim. Neyse, biraz su içeyim. Derse biraz ara vermeliyim. Bir plan yapmam gerek. Bir dakika, buldum. Bu çok anlamsız. Bu harika bir fikir. Sayıları bardağa yazıyorum. Sonra da üstüne başka bir bardak geçiriyorum. Bu bardağa artı ve eksiler koyuyorum. Bunu birkaç bardakta daha yapıyorum. Doğru cevapları elde etmek için bir bardağa daha ihtiyaç var. Evet, işte buldum. Cevabı hayatta bulamazdım. Artık çok kolay. Yakında ayak parmaklarımı da kullanmam gerekecek. Luna'ya yardım mı etsem? Hey, çoraplarını çıkarma. Bunu kullan. Ah, teşekkürler. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ay, denedim en azından. Çok kafam karıştı. Pekala, öğle yemeği zamanı. Ah, açlıktan ölüyorum. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Oh, Kevin'de ne varmış öyle? Hey Kevin, belki bizimle paylaşırsın ha? Tabii sanırım o. Kola benim yalnız. Aman ne güzel. Şimdi ne olacak? Tamam, ortalıkta kimse yok. Hey Kevin, sende ne varmış bakalım? Ah, al bakalım. Hatta bunu da al. Ay, yine mi? Yiyeceklerimi alıp duruyorlar. Ah, bir dakika, telefon geldi de. Kevin, şu doğrama işini bitirir misin? İyi, tamam. Hey, bir dakika. Şunun tepesini kesiyorum. Şimdi de sıra bonibonlarda. Hepsini biberin içine döküyorum. Doğal bir kase gibi. Kapağını da kapatıyorum. Aynısını bu salatalık ve KitKat'ta da yapabilirim. Bütün gazozumun sığacağı kadar büyük. Bütün kabağı doldurayım da sonra susamayayım. Bitti. Kapağı da kapatıyoruz. Sebze sepetimin içine yerleştiriyorum. Hadi bakalım, işte öğle yemeğim. Bu sorunlarımı tamamen çözecek. Sanırım yemek zamanı. Bakalım Kevin bugün bize neler getirmiş. Ne? Sebzeler mi? Aman istemez. Kandılar. Şimdi şekerlerimi yiyebilirim. Ah, bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Biraz da bir şeyler içeyim. Çok ferahlatıcı. Burayı biraz canlandırmaya ne dersin? Tada! Saçlarını mı yıkayacaksın? Tabii ki hayır, şapşal. Bir sıkım alıp dudaklarıma sürüyorum. Sen aklını mı oynattın ya? İzle sadece. Bunu görüyor musun? Ah, inanamıyorum. Bunu denemeliyim. Ah, şuna bak. Vay canına. Ders bayağı eğlenceli hale geldi. Bu da ne? Kızlar? Aha. Bu okul tüyolarını beğendiysen izlemeye devam et. Bu kurşun kalemin olabildiğince sivri olmasını istiyorum. Ay, hapşıracağım. Hey, acaba hapşır. Pardon. Çok üzgünüm. Ama çok kalem açı. Öf, şimdi kendimi kötü hissettim. Bir dakika. Sanırım bu işe yarar. Evet, çözüm kesinlikle bu. Bir daha olmayacak. Pekala, bir tiktak kutum var. Şekerleri ve kapağını çıkarıyorum. Kalemtıraş tam şuraya sığıyor. Kapağı tekrar takıyorum. Artık kalemimi ortalığı batırmadan açabilirim. Şimdi güvenli bir şekilde bir şey sorabilir miyim? Evet, bir çözüm buldum bak. Ha canına, bu gerçekten zekiceydi. Çok ferahlatıcıydı. Peki, ölçümlerimi alalım bakalım. Selam Jennifer. Çok acıktım. Televizyon açsam olur mu? Ne yapıyorsun? Diyette olduğumu biliyorsun. Çok güzel kokuyor. Dur, uzaklaş ya. Peki. Şuna bak. Bu ne koca ayıcıkmış. Bir fikrim var. Ayıda bir kesik açalım. Sonra atıştırmalıkları dolduralım. Bu sayede gizli kalabilirler. Jennifer de hiç beni görmez. Sonra hepsini yiyebilirim. Şekerleri yok ettiğin için teşekkürler. Tabii ki hiç sorun değil. Mindy, bu ses de ne? Neler oluyor? Sadece ayıcığa sarılıyorum ya. Çok tatlıymış. Oh, ucuz atlattık. Öf, sıkıntıdan öleceğim. Biraz şeker takviyesi iyi gelir. Fondip. Gibi. İlla belirtmem mi gerek? İçecek yasaktı değil mi? Tahmin etmeliydim. Bunların da amma çok kuralı var. Şunu alayım ben. Bu zaten senin için zararlı. Ben de kahveden bıkmıştım. Ama bu haksızlık. Öğretmenim hey. Hemen dönerim. Hadi konuşalım. Bunun hesabını fena ödeyecek. Biraz da eğlenelim. Bunu keşke atsaymışım diyecek. Birinci bardağı kesiyoruz. Dibi olmayacak. Demek kolayı seviyor. O zaman ona kola veririz. Ya da öyle sanacak. Biraz da naylon. Şimdi kapağı kapatalım. Kenarları kesmeliyim ama. Ne olduğunu anlamayacak bile. Acele etsem iyi olur. Sakın kıpırdama. Mükemmel olacak. Güzel hazırladım. Bu adam tam bir dahi. Ben de öyleyim. Burada her şey yolunda görünüyor. Tuhaf. Kola nerede? İşte geliyor. Eteğime dökülme. Nasıl? Neden? Bana bakmayın. Bu benim sınav kağıdım mı? İyi geçtiğini biliyordum. Annem benimle gurur duyacak. Mezuniyet konuşmasını yapacak kişi ben olduğumda da öyle olacak. Ha? Olamaz. Yandım ben. Şuna bak. Bu ne demek biliyor musun? Ayakkabıları sahneyi kirletmiş. Çok bilmiş. Evet, bu gerçekten kötü. Ah, olamaz. İnsan çalışmasının karşılığını alıyor. Ya seninki nasıl? Bir saniye. Kırık aldığımı ona söyleyemem. Ama tabii işte budur. Sadece biraz hayal gücü gerekli. F'nin üstüne bir bant yapıştır. İyice düzelene kadar bastır. Sonra bantı hızlıca çek. Ve şimdi bu F'yi düzeltelim. Böyle daha iyi. Bunu göstermekten korkmam. Hey Annie. Ben de A aldım bak. Aa, ne güzel. Mezuniyet konuşmasını ikimiz yaparız. Affedersin, sen Jennifer mısın? Tutuklusun. Aa, yalan söylememem gerektiğini biliyordum. Tekrar değiştirmeliyim. Tekrar merhaba aptal F. Ucuz kurtuldum. Bir kahve bana, bir kahve de bayan Hudson'a. Leziz kafein. Ay, çok sıcakmış. Ama bunu düzeltebilirim. Birazcık buz gücü gerekli. Neredeyse oldu. Mükemmel. Kahveli buz dondurma. Tam sevdiğim gibi. Tadı çok güzel. Aa, bana kahve getirmişsiniz. Teşekkürler. Orada ne yapıyorsunuz öyle? Ay, bu benim için çok soğuk. Ben kahvemi sıcak severim. Ne? Kahvemde buz mu var? Bayan Coleman, bu buzun sizinle bilgisi var mı? Kahvenizden mi çıktı? Oraya nasıl girmiş hiçbir fikrim yok. Ya öyle mi? Yok. Pardon. Buzlu kahveyi de hiç istemiyorum ama bir saniye. Bunu kendi ateş gücümle düzeltebilirim. Gir bakalım içeri. Biraz karıştırayım. İşte böyle seviyorum, sıcacık. Bu beni uyandırıp güne hazırlar. Anlaşılan ikimiz de istediğimizi aldık. Of, bu sınav beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten mi? Bence kolay olacak. Oh, nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Tamam, buraya bakmıyor. İşte bana bir fırsat. Hesap makinesi, sen beni kurtaracaksın. Hesap makinesi mi kullanıyor? Madison, seni görüyorum. Pardon, kaldırdım. Bunu nasıl çözeceğim ya? Peki şöyle yapsam. Hayır, hiç doğru değil. Kate ne yapıyor acaba? Yok artık, bitirmiş bile. Kağıttakiler de ne? Karalama mı? Kate, o kelebekler ne öyle? İşte sana göstereyim. Bunlar kesirler. Şimdi iki tarafı da çaprazlama yuvarlak içine alıyorum ve bunu bir kelebeğe dönüştürüyorum. Sonra köşeleri çarpıyorum. Çıkanı da antenlere yazıyorum. İki köşede de yapmayı unutma. Sırada alt kısmı çarpmak var. Ve antenlerdeki sayıları birbirinden çıkarmak. Ve üstteki sayın alttaki de zaten vardı. İşte bu kadar. Vay canına, hem yararlı hem güzel. Bitti. Hadi kağıtlarımızı teslim edelim. Selam, sanırım ders başlamak üzere. İlk kim ev ödevini teslim etmek ister? Ben. Beni seçin. Evet, onu seçin kesinlikle. Pekala, masama gel lütfen. Teşekkürler, evet. Bir dakika. Ödevim bu mu? Evet öğretmenim, eksiksiz olsun istiyorum. Şunu tahtaya asayım. Şuraya da yazımı yazayım. Bitti. Öğretmenim, ödevime bakmanız için hazırım. Çalışmalarımla ilgili birkaç klasörüm var. Rahat bulmak için renklerine göre ayırdım. Bu klasörlerde kas sistemine odaklandım. Kalanı da diğer klasörlerde. Aman tanrım, ne çok şey var burada. Peki, çalışman için teşekkürler. Lütfen yerine otur. Kevin, sen ödevlerini getirdin mi? Benim ödevim de dosyada. Of ya, neden bitiremedim ki? Bu kas sistemi. Hey kardeşim, çalışmayı bırak da bir şeyler atıştıralım ya. Oyun zamanı, sana meydan okuyorum. Hadi kanka, oyuna odaklan. Evet şey, işte buyurun öğretmenim. Kevin, bu ne? Oh, ben sırama döneyim. Çok yorgunum. Uyandım. Ne? Jennifer çok rahat görünüyor. Niye benim aklıma gelmedi ki bu? Ne güzel. Ay! Bu da neydi? Bu kaktüs tam bir tuzak. Ay! Fena acıdı. Nihayet biraz dinlenebilir miyim? Usta dur. Hala rahatsız. Sakin olmalıyım. Bu bütün sert şeyleri çıkarır. İçinde bunca şeyin olduğunu bilmiyordum. Ay, boş çantada iyi olmuyor. Uyansana Jennifer. Ne? Onun nasıl o kadar yumuşak olmasını sağladın? Anladım canım. Burada yastık var. Ne şeker değil mi? Ama bacağı yaralı. Dolgu malzemesi için teşekkürler. Yastık bir poşet al. Ve çıkan dolgu malzemesini buna doldur. Ve tamamen dolunca poşeti kapat. Benimkini alabilirsin. Yumuşacık. Nihayet rahat edebileceğim. Bu çok güzel. Şaka mı bu? Uyku buraya kadarmış. Bugünkü konu Popit tek boynuzlu at. Sona kalan eziktir. Ben kazandım. Evet, ben kazandım. Hazır mısın? Rica ederim. Ben her zaman hazırım. Bu sorun olmaz bence. Kazanmam gerekir, daha hızlı hadi. Kolayca kazanacağım. Kaybetmeye hazır ol. Evet, neredeyse bitti. Gerçek sanatı boş verin. Devam etmediğim kalemlerim, onları artık kullanamam. Bunlar bitmiş, bunları da kullanamam. Ne yapıyor bu? Son bir yer kaldı. Hadi, şu kadar kaldı, sonra kazanacağım. Daha fazla kalem lazım. O ne yapıyor şimdi? Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır. Onun kazanmasına izin veremem ama kalemim yok. Bir dakika, hiç kalemi kalmamış. Buna pişman olacağım. Şuna bir bakayım. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey, harika bir fikrim var. Bu pipet işe yarayabilir. Bir pipet al ve kalemin arkasını ucuna sok. Öbür uca da aynısını yap. Artık yazı yazıp resim yapabileceğim bir kalemin oldu. Artık o kadar kolay kazanamayacağım. Hey, bunlar senin için. Kalemler, yani... Resmimi bitirebileceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Bekle. 3, 2, 1, başla. Kopya kağıdıma baksam iyi olacak. Pekala, bu cevabı bulmama yardım edecek. Kevin, sakladığın bir şey mi var? Ha, kopya kağıdı demek. Tam düşündüğüm gibi. Çok üzgünüm öğretmenim, çok üzgünüm. Hayır, bunun olmasını istemiyorum. Selam baba. Hala çalışıyorsun demek. İşte aradığım kitap. Yelpaze. Daha iyice bir fikrim var. Ve kopya kağıdı geri dönecek. Pekala, bunu akordeon gibi katlıyorum. Şimdi bir kalem ve biraz tutkal gerekli. Kenara tutkalla ince bir çizgi çekiyorum. Bu kadarı yeterli olur. Şimdi sıra kopya kağıdında. Tamam, bu ucu da bir kaleme yapıştırıyorum. Diğer ucu da öbür kaleme. Bak, kopya kağıdını yelpaze gibi yaptım. Hemen cevabı yazayım. İşte geliyor. Yelpazeyi kapatınca kopya kağıdı da saklanıyor. Merhaba öğretmenim. Bakalım, hele kopya kağıdı falan saklamıyorsun değil mi? Tamam, güzel. Çalışmaya devam et. Kopya kağıdı çok başarılı oldu. Sınavı bitirsem iyi olur. Ne gündü ama. Burası oturmak için çok güzel duruyor. Vay, cidden güzelmiş. Doğayla iç içe olmaya bayılıyorum. Ya minicik sincapçık. Selam ufaklık. Senin resmini yapabilirim. Kıpırdama. Amanın, ucuz atlattık. Pardon, hemen geliyorum. Banka yaslayabilirim belki. Dur biraz. Yok, olmuyor işte. Rahat edemiyorum. Neden bu kadar zor ki? Çok sinir bozucu. Pizza da çok lezzetmiş. Ne bakıyorsun? Selam, kutuyu alabilir miyim? Parasını veririm. Tabii, ama pizzaya dokunma. Harika, pizza paramız da çıktı. Şanslı günümdeyim. Tam bana lazım olan şeydi. Şununla kapağı açık tutalım. Sonra da kağıdı üstüne koyalım. Şövalye gibi oldu. Artık resmini yapabilirim. Ya. Pizza yiyen kızın resmini yapayım. Çok güzel duruyor. Ama portre işi de çok zor. Pizza gerçekten mükemmel ya. Hey, harika bir modeldin. Ne dedin sen? Beni mi çiziyorsun? Bence ucundan bakabilirim. Sessiz sakin dururum. Ay yok artık, inanamıyorum. Şaheser olmuş, vay. Aklım çıktı. Seni çizdim, umarım beğenirsin. Bayıldım. Satın alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler, gerçek bir sanatçısın. Çok naziksin. Zor yetiştim. Ama yanında bir de arkadaş getirmişsin. Sen neden bahsediyorsun? O şey neredeyse patlayacak. Bu hiç iyi değil. Olamaz, neredeyse kafam kadar. Bunu kapatmak için biraz fondöten lazım. O makyaj malzemesi mi? Öğretmenim! Kapa çeneni, bu bana lazım. Bir şey söyleme lütfen. Dur! Bu karmaşada ne? Of ya! O kadar da kötü değildir değil mi? Kim tahtaya gelir? Ben biliyorum. Kimse yok mu? Buradayım. Pekala, gel bakalım. Bu kızın nesi var? Bir dakika, buldum. Fondöteni saklamak mı istiyorsun? Sadece bir kalemtıraş kutusu gerekli. Sonra fondöteni içine dök. Şimdi bir kalem tutkalı al, kapağını aç ve içini maket bıçağıyla çıkar. Kabı boşalınca en sevdiğim makyaj süngerini içine sıkıştır. İşte tam bana lazım olan şey. Elveda çirkin sivilce. Çabuk olmalıyım. Umarım hepsini kapatır. Başardım. İşte pürüzsüz görünüyor. Burada görülecek bir şey yok ki. Sivilce nereye gitmiş? senin şu hayal gücün yok mu? Ama oradaydı. Makyaj malzemelerin nerede? Belki de yeni bir gözlüğe ihtiyacım vardır. Of, hiçbirini doğru yapamıyorum. Bu çok zor. Peki bir de şöyle deneyeyim. Hayır. Bu da işe yaramaz. Of, bu hayatımın en kötü günü. Pekala, sakin ol ve tekrar hesapla. Yok, hayır. Faydası yok. Ümitsiz bakayım. Ne? Amma kağıt ziyan ediyor. O sınavını nasıl bu kadar iyi yapıyor? Belki de ondan yardım istemeliyim. Ben mi? Sana yardım etmek mi? Tam bir eziksin. Of, hayatta olmaz. Bana kesin kötü davranır. O çok popüler biri. Burası da ısındı mı ne? Çok sıcak gelmeye başladı. Ha? Hey, ne var? Yok bir şey. Yok artık. Neredeyse bütün testi yapmış, bitirmiş. Yeter artık, ondan yardım isteyeceğim. Yardım mı? Tabii, seve seve. Bak, sana bir matematik numarası göstereyim. Sonraki sayıların çevresine bir çerçeve çiz ve onları çarp. Sonra aynısını baştaki sayılara da yap ve sonucu yaz. Şimdi bu iki sayıyı da toplayıp ortaya yazacağız. Bak, işte cevap bu. Al bakalım. Aa, çok teşekkürler. Çok nazik ve bilgilisin. Nihayet sınavı bitirebilirim. Evet, kompozisyon yazmaya bayılıyorum. Çok güzel. İddialı gerekçeler ortaya atmak hoşuma gidiyor. Vay canına, hemencecik ne çok yazdı. Tuhaf. İyi bağlantılar kurmak da önemli tabii. Öf, bu törpü körelmiş. Başka bir tane gerekli. Yok, büyük yeşil olan lazım sanırım. Bu fikrimi de yazmayı unutmayayım. Evet, pekala. Şimdi sıra mükemmel bir bitişte. Olamaz. Kurşun kalemimin ucu bitti. Olamaz. Bu olmadan kompozisyonu nasıl tamamlarım? Hey, bana ödünç verebileceğin bir kurşun kalemin var mı? Kusura bakma, sadece bu var. Aslında işime yarayabilir. Versene. Evet, işe yarıyor. Törpüledikçe kalem de açılıyor. Güzel, kompozisyonumu bitirene kadar bu yeter bana. Hey, acaba benim için de bir kompozisyon yazabilir misin? Tabii, sana borcum var sonuçta. Evet, telefonuma döneyim. Bu ders berbat. Çok sıkıcı. Keşke eve dönme vakti olsaydı. Pekala, kim bir problemi çözebilir? Beni seçin. Beni. Çok şanslısın. Bunu yapabilirsin. Bunu nasıl kafadan hesaplayacağım? Hey, bana yardım etsene. Öf, peki. Bunu atınca tam isabet ettirmeliyim. Kalemlere nişan al. Ay, ne oldu öyle? Bunun sorumlusu ikinizden biri mi acaba? Şunları toplayayım en iyisi. Evet, işe yaradı. Pekala, işte geliyorum. Çabuk yer değiştirelim. Öğretmenin dikkati hala başka yerde. Pekala, görünüşümü değiştirmeliyim. Saçımdaki lastikleri de çıkartayım. Pekala, görüntü iyi. Şimdi tavrımı da benzetmeliyim. Tamam, bu son kalemde. Şu denklemi çözmeyi düşünüyor musun? İyi, peki. İlk sayı 2. O zaman 2 çizgi çiziyorum. İkinci sayı 1. Bir çizgi daha ekliyorum. Sonra 3 için diğer yönde 3 çizgi. Ve 2 için de 2 çizgi. Şimdi eğrileri çiziyorum. İşte böyle. Sıra noktalarda. Çizgilerin her kesişme yerinde bir nokta. Burada 6 nokta görünüyor. Orta bölümde 7 nokta var. Bu kısımda da 2 nokta. Bitti. Şimdi sayıları birleştirmek yeter. Cevap 672. Bitti. Çok kolaydı. Bir bakalım. Bir dakika. Bunu sen mi çözdün? Çok iyi. Aferin. Bu iyiymiş. Ay, olamaz. Bütün çayı kucağıma döktüm. Aman tanrım, sen iyi misin? Al, fazladan bir mendilim var. Yardımı dokunur. Çok sağ ol. Gerçekten minnettarım. Aa, hiç sorun değil gerçekten. Güzel giysinin ıslanmasına yazık oldu. Ah, demek kıyafetimi beğendin. Bugün seni derse girerken gördüm. Aslında sarı en sevdiğim renktir. Aa, amanın saçını o şeye doladı. Hey dur. Aa, olamaz, bu saçıma dolanmış. Şaka mı bu? Aa, duramıyorum. Çöp kovası. Olamaz. Of ya. Talihsizliğe bak. Şimdi üstüm çöple kaplandı, ne berbat bir gün. Nasıl ama? Sıkıcı derslerden çok daha iyi. Gabi, ne yapıyorsun orada? Ver şunu bana. Kitabı açmıştım. Peki o zaman. Dikkatini buraya ver. Senin okuldaki en iyi tüyo nedir? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.